Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Uzun bir aranın ardından canlı yayın eğitimlerimize başladık. Bugün uzun zamandır yapmayı planladığım MTA'dan 1 bölü 500 binlik ölçekteki jeoloji paftalarını koordinatlandırıp birleştirmeyi göstereceğim eğitimimizde. Hepiniz canlı yayınıma hoş geldiniz. Mustafa Arslan Taş selamlar demiş. Selamlar Mustafa Bey, hoş geldiniz. ArcGIS programımızı açalım. Bu arada verileri de nereden indireceğimizi göstereyim. MTA'nın web sitesinden MTA Maden Tetkik Arama diye aratalım. Türk Planlama selamlar hocam demiş. Selamlar, hoş geldiniz. Fatma Korkmaz merhaba hocam. Merhabalar Fatma Hanım, hoş geldiniz. İbrahim Kahraman merhaba hocam demiş. Merhabalar, hoş geldiniz. Ali Musa iyi yayınlar hocam demiş. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz. MTA'nın web sitesinde arkadaşlar hizmetler bölümünde harita hizmetleri ve jeoloji haritaları diye bir menümüz var. Burada bütün Türkiye'nin verilerini indirmek istiyorsanız eğer 500 bin ölçekli haritalardan Türkiye'nin İstanbul'dan Hakkari'ye kadar doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün bölgelerini indirebiliyorsunuz. Bunlar PDF olarak indiriliyor arkadaşlar. PDF'yi sonrasında TIFF'e çevirip onlara da koordinatlandırmasını yapacağız. Allah beren adını okuyamadım. ABD Nazarov. İyi yayınlar Ahmet Hocam demiş. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz yayınıma. Burada arkadaşlar üzerine tıklayarak buradaki jeoloji verilerini indirebiliyorsunuz. Yayının devamında arkadaşlar sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz yorum kısmında. Cevaplayabilirim yayının sonuna doğru. Burada gördüğünüz gibi 500 bin ölçekteki jeolojik zamanları ve litolojik birimleri aynı zamanda fay hatlarını gösterir bir harita. Bunları koordinatlandırarak kendi çalışmalarınız neresiyse o bölgede çizimler yaparak vektöre dönüştürüp çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Referans olarak da MTA'yı gösterebilirsiniz. Murat Yüksel iyi akşam, Ahmet Hocam iyi akşamlar demiş. Teşekkürler Murat Bey, hoş geldiniz. Ben bunların hepsini indirdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim hatta. Bilgisayarımın şurada Jeoloji 500 diye bir klasör oluşturdum. Burada bakın Adana. Ali İnel selamlar Ahmet Hocam demiş. Selamlar Ali Bey, hoş geldiniz. Burası mesela Adana paftası arkadaşlar. Haritaya şöyle yakınlaşıyoruz. PDF olduğunda bunların çözünürlüğü daha iyi oluyor bakın. Fazla bozulmuyor. Gördüğünüz gibi Adana ve Mersin bölgesinin jeoloji haritası. Bunların her birini önce ArcGIS'te TIFF'den, daha doğrusu PDF'den TIFF'e dönüştüreceğiz. Daha sonra TIFF'den de bunları koordinatlandıracağız arkadaşlar. Arc Toolbox'ı açıyoruz. Bu arada yayını izleyen arkadaşlar videoyu beğenirseniz memnun olurum. Conversion Tools from PDF diyerek PDF to TIFF deyip buradaki PDF'i dönüştürmemiz gerekiyor. Türk Planlama hocam sizden TerraSet üzerine de eğitim bekliyorum. Müsait bir zamanınızı, muhteşem bir program. TerraSet ne üzerine tam olarak? Uydu görüntüleri falan mı? Daha önce hiç kullanmadım. O yüzden soruyorum. Input PDF file kısmından kalite düştü mü? Allah Allah. Yayın kalitesi mi düştü? Şu an nasıl arkadaşlar? Sesim geliyor mu? Saat 21.20'de
Şu an düzeldi mi arkadaşlar acaba? En yüksek 480p. Ekranı göremiyor musunuz? Şunlar belli olmuyor mu arkadaşlar? Ha, gayet iyi demiş. Tamam. Bir anlık internet bağlantısından dolayı gidip gelebiliyor arkadaşlar bazen. Şimdi ben indirmiş olduğum PDF'i burada neredeydi? 5 Geoloji 500 klasöründen örnek veriyorum. Mesela Adana'ya seçiyorum. Ha, tamam arkadaşlar, o zaman anlık bir sıkıntı oldu muhtemelen. Yayına yeni katılan arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Videoyu, yayını beğenirseniz memnun olurum. Buradan input file'dan PDF seçiyoruz ve output TIFF file kısmından kayıt yerini seçiyoruz arkadaşlar. Kayıt yerinde yine aynı klasörün altına kaydedeceğim ben. Burada klasörleme ile alakalı arkadaşlar çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kaydettiğiniz yerleri falan bilmeniz gerekiyor. Adana.tif ismiyle kaydediyorum bu dosyayı. Burada da PDF sayfa numarası var. Şu an iyi hocam demişler. Tamam. Adana.tif ismiyle ben bu dosyayı TIFF'e dönüştürüyorum öncelikle. PDF olan dosyayı TIFF'e dönüştürüyorum. Evet, Türk planlama şeyi sormuştum, o Terraset neyle alakalı, onu da yazarsanız belki ben de ilerleyen zamanda onunla alakalı da bir şeyler düşünürüz. Şimdi Adana bu. Arkadaşlar. Mesela Cizre, onu açalım. Bütün bölgenin olması çok iyi burada. Yani bütün Türkiye'yi koordinatlandırıp sayısallaştırdığınızda elinizde bütün Türkiye'nin 500 bin ölçekte jeoloji haritası elinizin altında olacak. O iyi bir şey. Nuri Boyacı, emekleriniz için çok teşekkürler Ahmet Hocam. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Nuri Bey, hoş geldiniz yayınıma. Bitti mi bir bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi TIFF dosyası, daha doğrusu PDF dosyasını TIFF dosyasına dönüştürdük. Artık biz bunu ArcMap programında görebiliyoruz, okuyabiliyoruz ve bunun üzerinde işlem yapabiliyoruz. Bir saniye. Şöyle bir inceliyorum arkadaşlar haritayı öncelikle. Sağını, solunu, altını, üstünü inceliyorum. Burada enlem boylam olarak koordinat değerleri var. Gördüğünüz gibi hazırlayan kişi, lejant kısmı. Veri kaynağı, neye dayanarak hazırlandığı gibi bütün bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. Lejantlarına vesaire. Şimdi biz bunu hangi bilgileri kullanarak koordinatlandıracağız? Ben genelde harita üzerinden, İşte deniz kenarındaki bir burun çıkıntı olur, göl olur, baraj olur. Mesela şuradaki Silifke'deki altın kum, ince kum burunu gibi. Bu tarz coğrafi yerlere kullanarak koordinatlandırmayı tercih ediyorum. Ve şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu tarz paftaları koordinatlandırırken orijinal pafta, şu an ekranda görüntülemiş olduğum paftanın orijinal koordinat sistemi neyse onu baz alarak koordinatlandırmamız gerekiyor. Şu anda koordinatsız bir pafta bu. Altına bakalım. Bin kibridi çağıralım. Ne olacak? Nerede gelecek? Gördüğünüz gibi alakasız bir yerde geldi. Bunun belki de koordinatları girilmiş de yanlış mı girilmiş acaba?
Şimdi arkadaşlar ekranın koordinat sistemini değiştirmemiz gerekiyor öncelikle. Bu Lambert ile hazırlanmış bunlar. Evet tamam doğru. Ekranın koordinat sisteminde Lambert. Buradaki paftayı georeferencing aracında kullanarak noktalarına istediğimiz kontrol noktalarına koordinat girerek bunu taşıma işlemini yapacağız. Mesela örnek olarak ince kum burnuna burada ben baz alıyorum ilk olarak. Buraya bir nokta atıyorum. İnce kum burnu. Yani önce ilk olarak koordinatsız olan raster paftaya nokta atıyoruz. İkinci olarak bin hibritten yani koordinatlı olan var olduğu noktaya koordinat atıyoruz. Ve koordinatları uydu görüntüsünden alarak buraya bir nevi aktarma işlemi yapıyoruz. İnce kum burnuna buradan bir nokta attım. Şöyle uzaklaşıyorum. İnce kum burnunu şimdi harita üzerinden seçeceğim. Hocam iyi yayınlar. Global Mapper videolarının devamı gelecek mi acaba diye sormuş İbrahim Mencik. Devam etmeyi düşünüyorum aslında ama bu aralar bir yoğunluk var. ArcGIS ile alakalı 2-3 tane kurs hazırladım Udemy'ye. Bir de QGIS ile alakalı bir kurs geliyor şu anda. Udemy'yi hazırlıyorum. Ama Global Mapper ile alakalı da devam etmeyi istiyorum aslında. Müsait bir zamanda. Gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar burası. Şimdi ikinci bir nokta alacağım koordinatlandırmak için. İkinci bir noktayı da nereden alalım? Yumurtalıktan alalım mesela. Yumurtalıkta burada bir burun var bakın. Şu lagünün altındaki buruna tıklıyoruz. İlk olarak koordinatsız paftaya tıklıyoruz. İkinci olarak koordinatlı olan uydu görüntüsüne altlığa tıklıyoruz. Sol altta drawing yazıyor bakın. Ters mi döndü arada? Biz yanlış yere mi attık noktaya? Birinci nokta burada. Dur. İkinci nokta yanlış oldu galiba. Yanlış attığımızda da arkadaşlar buradan iptal edebiliyoruz, silebiliyoruz. Düzeldi. Bilgisayar şu an uçuyor. Uçuşa geçti. Şuraya gidelim. Akıncı burnu diye bir burun var burada. Oraya tıklayalım. Bunu nasıl seçeceğiz şimdi? Şöyle yapsak. Arsuz'un olduğu yer galiba burası. Burayı seçemedim. Dur. Şurası arkadaşlar. Türk planlama hocam sınıflandırılmış görüntü veya Corin verisi üzerinden arazi kullanımına projeksiyon yapabilmeyi sağlıyor. Haktan Karaaslan üzerinden iletişime geçebiliriz hocam demiş. Ha, Haktan Bey tamam. LinkedIn'den arkadaşlık galiba. Olur ben sizinle bir yazışalım. Arazi kullanım ve Corin'de benim ilgi alanlarımdan birisi. Bu Adana paftasında bir sıkıntı var galiba. Ben bunu bir kaldıralım arkadaşlar. Biz yeni bir hafta çağıralım. Onun üzerinden devam edelim. Hatta şey üzerine de ben yoğunlaşmak istiyorum da onun, geleceğe dönük siz de ondan bahsediyorsunuz galiba. Geleceğe dönük arazi kullanım projeksiyonları tahmini. Arazi kullanım tahminleri. Adana'yı bırakalım. Biz bir diğer bir paftadan devam edelim şimdi. İlk paftamızda başarısızlıkla karşılaştık. Bunu daha önceden denememiştim. Denediğim bir paftadan gidelim.
İstanbul paftasını çağıralım. Bunların da arkadaşlar boyutları büyük olduğu için kasabiliyor. Ne yapıyorduk? Input kısmından paftamızı seçiyoruz. İstanbul'u seçelim mesela. Nerede? İstanbul PDF. Bunun kayıt yerine buraya ist.tif adıyla kaydedelim arkadaşlar. Evet, canlı yayında görmek istediğiniz konular var mı arkadaşlar başka? Bundan sonraki canlı yayınlarımızda şunu anlatın dediğiniz bir konu var mı? Varsa yorumlara yazabilirsiniz. Uzun zamandır yapmıyorduk canlı yayın, artık haftada bir ya da iki haftada bir yapmayı planlıyorum. Geldi. Şunları kapatayım. Şimdi arkadaşlar yine biraz önceki yaptığımız işlemleri yapacağız. Bing Hybrid'i çağırıyoruz ve ekranın koordinat sistemini Lambert Konik olarak seçiyoruz. Önce koordinatsız olan paftadan bir nokta alacağız. Mesela İğneadaburnu, şurası. Daha sonra bunu Bing Hibride giderek Türkiye haritasından yakınlaşıp bulup oraya nokta atacağız. İğneada, gördüğünüz gibi. Zoom to layer diyorum. Birinci noktamı attım. İkinci noktamı da mesela Çanakkale burnundan atalım. Çanakkale'de şurada Gelibolu'da büyük kemikli burnu demiş. Buraya tıklayalım. Yakınlaşıyoruz. Gelibolu Yarımadası'na yakınlaşıyoruz. Harita üzerinden net seçebildiğim bir alan. Bakın. Burnu buraya getirdim sonunda. Tamam. Güzel. Şimdi İstanbul TIF'e sağ tıklayarak Zoom to Layer diyorum. Burak Kavaklıoğlu, network analiz ile ilgili bir yayın olabilir hocam. Evet olabilir, güzel. Onunla alakalı zaten bir Udemy kursu hazırlamıştım ama ona bir ekleme çıkartma yapıyorum. Bittiğinde onu da yayınlayacağım, Udemy kursunu, ama bunda notlarımı arasına alayım. Network analiz ile alakalı bir yayın yapabiliriz arkadaşlar. Yapılmasını isteyen arkadaşlar varsa onlar da chat kısmına yazabilir. Şimdi üçüncü bir nokta atalım şuraya. Bakalım seçebileceğimiz bir alana yakınlaşalım. Dört köşeden de tam olmasa da tama yakın bir oturma olması lazım bu paftada. Şile'nin olduğu noktaya şöyle bir nokta atıyorum. Zaten o bölgeye gelmiş, bakın. Şile.
Şimdi paftaya sağ tıklayarak bunu bir transparan yapıyorum arkadaşlar. Transparan yapıp uydu görüntüsüne oturup oturmadığını kontrol edeceğim. Evet, oturmuş görünüyor. Şimdi koordinatları oturmuş bu paftayı arkadaşlar rectify ederek farklı kaydedeceğim. Koordinatlarıyla beraber farklı kaydedeceğim. Bu koordinatlandırma konusu çoğu arkadaşta tam anlamıyla oturmuyor. O yüzden bu konuda veri sıkıntısı çeken ve koordinatlandırmanın nasıl yapıldığını bilmeyen arkadaşlar bu videoyu özellikle izlemesini tavsiye ederim. Bunu şu an koordinatlı bir şekilde dışarıya aktarıyorum arkadaşlar. Bunu aktardıktan sonra yine aynı bununla beraber ikinci bir koordinatlandırdığımız paftayı isterseniz nasıl açabileceğinizi göstereyim. Google Earth'te. Yani KML yapmadan bunu GeoTIFF formatında Google Earth'te açıp da bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz de. Tuna Bey. Sorunuza cevap olarak, hani işinize yarar mı bilmiyorum. Bu şekilde. Çünkü Google Earth'te biliyorsunuz Shape ve TIFF formatındaki verileri de görüntüleyebiliyorsunuz. Bir örnek yapsak mesela. Bilgisayarı fazla üzmeden. Bu arada yayına yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Videoyu beğenirseniz memnun olurum. Google Earth'ü açtık. Burada dosya kısmından aç dediğimizde arkadaşlar dosya adı kısmında burada formatlarımız var. Shape seçip shape katmanını da burada görüntüleyebiliriz. Hemen sorunuza cevap vereceğim. Alttaki arkadaş. Telefonun şarjı bitti. Yardımcı olacağım bir saniye. Buradan arkadaşlar GeoTIFF. Şurada. GeoTIFF formatında o katmanı görüntüleyeceğiz şimdi. Neydi? ist.tif. Seçiyorum bunu. Manon Özgür. Sizin sorunuzla cevaplayacağım bu sorudan sonra. Tamam diyorum. Bilgisayarı şu an fena kastı. Bu arada biz bir arkayı bir kapatsak. Canlı yayın şeyinden dolayı mı böyle oldu acaba? OBS bayağı CPU kullanıyor. Evet. Yanlış paftayı seçtik, pardon. İst 1 seçecektik. Biz koordinatsız seçtik. Zafer Şahin canlı yayını kaydedecek misiniz demiş. Evet, canlı yayını kaydedeceğim. Yine kanaldan arkadaşlar isteyin. Evet, bakın koordinatlandırdığım paftayı seçtiğimde arkadaşlar direkt dünya üzerindeki konumuna gitti. Burada seçenekler var. Üst bindirme oluştur diyorum. Bunu demeyelim ya. Bu da çok klasöre bir şeyler yapıyor da doğru. Şey yapalım. Ölçeklendir diyelim. Şimdi boyutu büyük olduğu için böyle seçenekler soruyor bize. Şimdi o katmanı
Burada KML'ye aktartıyor. Google Earth'te görüntüleyebilecek şekilde buraya içi aktarıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar verilerin boyutları yüksek olduğu için biraz bilgisayarda bizi de bekletiyor, zorluyor. Bu konularda biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Tamam diyorum. Bunu transparan da yapabiliyoruz. Şöyle. Ama çözünürlük bozuldu sanki. Bozuldu mu biraz? Raster'ın çözünürlüğü sanki biraz bozuldu. Bunu en iyi şöyle yapalım arkadaşlar. Biz bunu ben genelde buraya aktaracağım zaman Google Earth'a ArcGIS'te koordinatlandırıyorum. Daha sonra QGIS'te onu Geotiff olarak kaydedip ondan sonra açıyorum da şimdi bu bilgisayar kendine gelseydi biraz. Güncelleştirme falan mı var acaba? Bilgisayar şöyle bir kendine gelsin. Biraz dinlensin. ArcGIS'i açalım tekrar. Şimdi bu İstanbul paftasının doğusundaki pafta hangisi oluyormuş o? Bakalım. Zonguldak paftasına şu Zonguldak paftasını koordinatlandıralım bakalım arkadaşlar. Daha sonra bunlara klip yapıp birleştirmeyi göstereceğim. Bu arada yayın durumu nasıl arkadaşlar? Donma vesaire var mı? Seste falan bir sıkıntı var mı? Zonguldak paftası da bu. Önce arkadaşlar geotif olan, daha doğrusu PDF olan katmanı geotife dönüştürüyoruz. Konversiyon from PDF diyoruz. PDF to TIFF. PDF'i önce bir TIFF'e dönüştürüyoruz. Neydi? Zonguldak. Yok hocam iyi demiş Fatma Hanım. Evet arkadaşlar, bir dahaki canlı yayın konumuzu network analiz dedik. Uygun mu? Yani katılım sağlar mısınız? Network analiz konusuna. İstediğiniz başka konu varsa onu da Ali Musa ses normal demiş. İstediğiniz başka bir konu varsa onu da değerlendirebiliriz. Ha, biraz önce bir soru vardı o kaynadı. Manon Özgür. Şimdi onu göstereceğim. Rectify dediğinizde TIFF formatını seçemiyor iseniz siz kayıt yeri olarak bir GDB ya da bir veri tabanını seçmiş olmalısınız. Kayıt yeri olarak GDB gibi ya da MDB gibi bir veri tabanına değil de bir normal bir bilgisayar klasörünü seçtiğinizde oradaki format kısmı aktif hale gelecek. Oradan TIFF'i seçebileceksiniz. Kayıt yaparken klasörü değiştirmeniz yeterli oradaki TIFF kısmının aktif olması için. Kaç dakika olduk biz yayına başlayalı?
Burada yazmıyor mu? Şurada mı yazıyor? Dakikası yazmıyor orada. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi geldim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Zonguldak TIF. Bunlar neden koordinatlı geliyor acaba? Bakın bu da koordinatlı geldi. Lambert konik. Hepsi de aynı yerde. Hiç riske atmayacağım arkadaşlar. Böyle durumlarda. PDF to JPEG yapıyorum ben önce. PDF'den JPEG'e çeviriyorum. Biraz önce Adana'da yaşadığımız sıkıntı yaşamayalım diye. JPEG'i koordinatlandırıyorum. Hangi paftayı koordinatlandıracaktık biz? Zonguldak. Buradan PDF'i önce JPEG'e çeviriyorum. Daha sonra JPEG'i koordinatlandırıyorum. MB zipli hali. Şimdi bunu zipten çıkartacağız. Çıkarttık. Zip'ten çıkarttığımız katmanı arkadaşlar AppData'dan çağıracağız artık. Bir JPEG verisi olduğu için biz bunu burada görüntüleyebileceğiz. Nerede? Burada. Şu. Bunun için önce bir sayfayı bir yenileyelim, temizleyelim. Sayfanın koordinat sisteminin temizlenmesi, yenilenmesi gerekiyor bu gibi durumlarda. Yoksa çağırdığımız katman onun üzerine geleceği için burada yanlış bir işlem yapmayalım. Yanlış bir işlem olmasın. Tekrar çağırıyorum. Bakın şu an ölçeğim pasif. Şu an JPEG konumunda. Evet, güzel. Şimdi bu JPEG'i arkadaşlar koordinatlandıracağız. Nerelerden? Burada gördüğümüz noktalardan. Yine ne yapıyoruz? Bing Hybrid'i çağırıyoruz. Projeksiyon sistemini Lambert Konik olarak seçiyoruz. Şöyle Bing Hybrid'i 6 alıyorum. Burada ne var mesela? Kefkende bir burun var. Kefkendeki burun. Kandıra. Bu bölgeye gelerek bu kefkendeki şu buruna tıklıyorum. Daha sonra Bing Hybrid'e sağ tıklayarak Zoom to Layer diyorum. Ve harita üzerinden Türkiye'ye yakınlaşıyorum öncelikle. Nereler? Buralar olması lazım. Kandıra. Kefken. Şu burun. Daha sonra buraya tıklıyorum. Burası mıydı acaba? Doğru mu attık? Neyse onu düzeltiriz sonra. Şimdi ikinci bir referans noktası alacağım. Onu da şu Zonguldak bölgesinden alabiliriz. Zonguldak Ereğli. Ereğli'deki şu baba burununu şuraya alalım. Ya da şu kısmı alalım.
Ereğli'ye bir nokta attım. Yine Bing Hibir'de Zoom to Layer diyerek şöyle bir uzaklaştım. Daha sonra Türkiye'ye yakınlaşıyorum. Bing Hibir'de kuramayan arkadaşlar için de YouTube'da Arc Brutal videom var. Oradan yararlanabilirsiniz. Bing Hibir'de indirip haritalarınızda kullanabilirsiniz. Evet, bu buruna tıklıyorum. Geldi. İki noktadan referans alarak koordinatlandırmayı yaptım. Şimdi üçüncü ve dördüncü noktalara bakacağım. Tam oturması için şöyle bu sefer iç bölgelerden bir yer seçeceğim. Burada da akarsu ya da yol kavşakları gibi belirgin olan alanları seçebiliriz. Ankara Beypazarı. Buradaki bir yol kavşağını ya da ne bileyim bir akarsu baraj gibi net belirgin alanları seçebiliriz. Çayırhan. Şuradaki yol olabilir mesela. Şurada yol var bakın. Çayırhan'ın hemen orada. Şurası. Baraj da varmış aslında. Baraj o zaman biraz daha farklıymış gerçi. 3 tane nokta attım arkadaşlar şu an. Kontrol sağlayacağım tam oturdu mu oturmadı mı diye. Şu an bakın biraz yassılaştı. Dördüncü noktama şu bölgeden bir yere atabilirim. Burada ne var? Bilecik, Söğüt, Küre. Buralar tam oturmamış. Mesela şu Küre'ye, Söğüt'ten Küre'ye gelen tam karayolunun şuradaki yol ayrımına atıyorum noktayı. Nerede? Bakın. Söğüt, Küre. Burada bir yol ayrımı olması lazım. Şu an tam oturmadığı için demek ki üstteki noktalarda biraz sıkıntı oldu. Şuna. Olması lazım. Birinci noktamı siliyorum. Tekrar Zoom to Layer yapıyorum. Bu işler biraz böyle deneme yanılma metotlarıyla oluyor arkadaşlar. Buralar oturmuş gibi görünüyor. Bir de şöyle Kastamonu ya da Bartın-Amasra taraflarına bakalım. Buralar nasıl? Buralar da oturmuş gibi duruyor. Burası neymiş? Ankara Kazan. Şurada bir yol var. Yolu harita üzerinden seçemiyorum tam. Baraj var şurada. Kurt Boğazı Barajı. Barajın başlangıç noktasını alabiliriz mesela. Şurayı. Tamam. 4 tane noktamız oldu arkadaşlar. Bu 4 noktadan burayı georeferencing'den rectify yapıyoruz. Şurası arkadaşlar bakın burası aktif değilse buradan bilin ki şöyle bir GDB seçmişsinizdir. Bakın pasif. Aktif olması için ne yapmamız gerekiyor? Bir klasör seçmemiz gerekiyor. Bakın aktif. Ben burayı ne olarak kaydediyorum? Zongul.tif olsun bu da. Koordinatlı hali. Servet Kahraman merhaba hocam demiş. Merhabalar. Servet Bey hoş geldiniz yayına. Yayına yeni katılan arkadaşlar. Sonradan katılan arkadaşlar. Hoş geldiniz. Canlı yayını beğenirseniz arkadaşlar memnun olurum. Videoyu beğenirseniz memnun olurum. Bakalım katılım nasıl olmuş bugün. Çok güzel. Beklediğimden iyi. Yine belli bir sayıda katılımımız var. Bugün çok iyi arkadaşlar. Plansız bir yayın oldu. Bundan sonraki yayını planlayabiliriz. Yine önümüzdeki hafta. Hafta içi bir gün.
bir yayın yapabiliriz arkadaşlar. Bundan sonra her hafta ya da 2 haftada bir yayın yapmayı planlıyorum. Bu arada Udemy'deki yeni eğitimlerimi de arkadaşlara tavsiye ederim. Taban suyu analizi, daha doğrusu potansiyel yeraltı suyu analizi ArcGIS'te. Bunu yayınladım yeni. Bir de morfometrik analizlerle alakalı güzel bir kurs yayınladım. Tavsiye ederim yani ilgililerine, o konularda çalışma yapan arkadaşlara mutlaka faydası olacaktır. Şimdiye kadarki anlatmadığım yeni konulara değindim oralarda. Yani 2-3 yıldır belli başlı konulara değiniyorum. O kurslarımda şimdiye kadarki değinmediğim konulara değindim. Kaydediliyor arkadaşlar. Kaydettikten sonra şimdi biz bunları klip yapacağız ve yan yana getirip birleştirme işlemini yapacağız. Bu arada katıl butonuyla da arkadaşlar kanalıma destek verip aynı zamanda üyelere özel içeriklerden de yararlanabilirsiniz. Şöyle kısaca bir göstereyim size. Katıl butonunda gümüş üyelikte 30-40 tane video var. Onlara erişebiliyorsunuz. Ama katılda özellikle Udemy diye bir buton var arkadaşlar. Udemy butonuyla Udemy'deki bütün kurslara erişebiliyorsunuz. Bakın oynatma listeleri var burada. Taban suyu analizi, morfometrik analizler, CBS uzmanlık eğitimi, network analiz, uzaktan algılama, ondan sonra uygulamalar, ArcGIS eğitimi, analitik hiyerarşi, taşkın risk analizi eğitimi, QGIS eğitimi, ArcGIS temel eğitim ve heyelan duyarlılık analizi gibi bu eğitimlerin tamamına katıl butonuna tıkladıktan sonra Udemy butonuyla erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Batimetrik analizler ile ilgili dersiniz var mı acaba? Emodnet diye bir web sitesi vardı. Zamanında oradan geotip formatında veriler çekiyordum. Özgür Bey. Orası belki işinize yarayabilir. Emodnet. Emodnet. Edirne'nin E'si, Mersin'in M'si. Ordu'nun O'su. Denizli'nin D'si. Evet, Emodnet. Evet, koordinatlandırmalarımız bitti. Boş bir sayfa açarak sayfamızın arka planını temizliyoruz ve boş sayfamıza koordinatlandırdığımız iki raster dosyayı çağırıp bakıyoruz. Neydi arkadaşlar isimlerimiz? IST1 ve Longultif isimli iki tane dosyamız var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunlara paftaların çerçevelerine göre klip yapacağız arkadaşlar önce. Drawing aracından, burası çok kullanışlı bir araç arkadaşlar. Poligon. Çerçevelerine göre öncelikle. Şurada çerçevelerini nereden alayım? Şuradan. Şu çerçevelere göre bir klip yapacağız. Köşeye bir nokta attım. Sol alt köşeye. Geliyorum. İstanbul'a şimdi Zonguldak'ın tikini kapatalım. Sağ alta bir nokta atıyor. Alta atmayalım önce. Dur. Burası biraz eğik mi, kayık mı geliyor? Dur. Veri kaybı olmasın. Şöyle yapalım. Burada bir poligon çiziyoruz arkadaşlar. Sınırı kapsayacak şekilde, daha doğrusu çerçeveyi kapsayacak şekilde bir poligon oluşturuyoruz. Haritamız bitti ama çerçevemiz devam ediyor arkadaşlar. O yüzden
Çizmeye devam ediyorum. Çerçeve boyunca. Çerçevemiz de bakın tam düz değil. Biraz oval olmuş buradaki çizgilerin devamı. O da koordinat sisteminden kaynaklı arkadaşlar. Lambert-Konik koordinat sisteminden kaynaklı. Burayı biraz şöyle yapalım. Kapsayacak şekilde. Burada biraz alana göre esneme yapılmış. Biz de o alana göre esnettik. Şöyle bakalım. Burada zaten bir şeyimiz yok arkadaşlar. Şuradan çift tıklayarak poligonumu bitirdim. Bu bitirdiğim poligona göre buradaki TIFF dosyasını klip yapacağım. Sonra onu bir kalıcı dosya haline getireceğim. Image Analyze'dan TIFF'i seçerek Processing'den klip yapıyorum. Şöyle yaptım. Bakın. Zonguldak'ı da açalım altına. Gördüğünüz gibi lak diye oturdu üstüne. Şimdi klip yaptığım katmana sağ tıklayarak data, export datadan kaydediyorum bunu. Nereye kaydediyorum? Yine kayıt yerimiz. Aynı. Adına da ne diyelim bunun? İst 1 klip TIFF adıyla klip dosyasını kaydediyorum arkadaşlar. Nasıl gidiyor arkadaşlar yayın? Evet diyorum. Şimdi aynı şekilde Zonguldak TIFF dosyasını klip yapacağım. Burada da yine poligon aracını aldım elime. Çok iyi, teşekkürler demiş Özgür Bey. Rica ederim. Ne demek? Ne zamandır canlı yayın yapma düşüncem var ama bir türlü müsait olamadık. Çift tıkla bitir yaptım, gördüğünüz gibi yine aynı şekilde. Burayı da sınıra göre klip yapacağım şimdi. Image Analyze'dan Zonguldak TIFF'i de şöyle klip yaptım. Lejantlarını temizledim gördüğünüz gibi. Bakın İstanbul'la ikisi yan yana şöyle. Klip yaptığım dosyayı da arkadaşlar datadan export data yapacağım. Ne diyorum adına? Zonguldak klip.tif. Şimdi arkadaşlar yalnızca ikisini yaptık. Benim hedefim aslında tamamını yapmak ama bilgisayarın gücü ve hani yayın bunu kaldırmayacak galiba. Onları da sonra, daha sonraki yayınlarda da yapabiliriz. Bu ikisini birleştirmeyi göstereyim de. Mesela diyelim ki bütün hocam yeni katılanlar için bir açıklama yaparsanız demiş. Hemen yapayım arkadaşlar. Hoş geldin. Yeni katılan arkadaşlar hoş geldi. MTA'nın yer bilimleri sitesinde bulunan, daha doğrusu MTA'nın sitesinde bulunan 1/500.000 ölçekli Türkiye'nin jeoloji haritalarına şunlara PDF olarak indirdik. PDF'den TIFF'e çevirdik ve TIFF'ten bunları koordinatlandırdık. Daha sonra klip yaparak bunların birleştirmesini yapıyoruz ve daha devamında bunların üzerinden poligonlar oluşturarak sayısallaştırmasına çizim yapmayı göstereceğim. Bu iki paftayı birleştirmeyi göstereyim arkadaşlar. Bütün, diyelim ki bütün Türkiye'yi bu şekilde koordinatlandırdık ve yan yana getirdik. Image Analyze menüsünde Zonguldak Clip ile İstanbul Clip'i seçerek şarpının yanında şurada bulunan
Bu değil. Burada olacaktı ama olmadı. O zaman orada çıkmadıysa bunu şuradan yapabiliriz. Arc Toolbox, Data Management, Raster, Raster Dataset, Mosaic to New Raster. Buradan iki rasterı buraya atarak arkadaşlar birleştirme işlemini yapabilirsiniz. Onu daha sonra da bakarız. Şimdi hangisinde çalışalım sizce? İstanbul bölgesinde mi? Bu Zonguldak bölgesinde mi? Bu ikisinden birinde şimdi örnek sayısallaştırma işlemi yapacağız. Küçük bir alan seçelim isterseniz. Bursa bölgesi gibi şu. Bursa merkez ve çevresi. Şurada şu alanda çalışalım. Şimdi burada çalışabilmek için arkadaşlar önce bir veri tabanı oluşturmamız gerekiyor. Kataloğa geliyorum. Bu klasörün altına sağ tıklayarak New File GeoDatabase diyerek bir veri tabanı oluşturuyorum. Bunun adına da Jeoloji 500 adını veriyorum. Fuat Hasanov, Azerbaycan'a selam olsun size hocam demiş. Ve aleyküm selam. Bizden de can Azerbaycan'a selamlar. GDB'ye giriyoruz. Sağ tıklayarak New diyoruz. Bir poligon oluşturacağız arkadaşlar. Burada mesela fay hatlarını da çizebiliriz. Onun için fay hattı için line. Diğer şeyler için poligon. Serdar Erdoğan iyi akşamlar demiş. İyi akşamlar Serdar Bey, hoş geldiniz. Future class diyoruz. Buraya ne diyelim? Jeoloji diyelim. Ya da ne isim versek ki buna şimdi. Jeolojik yapı diyelim. Poligon olsun. Bunun koordinat sistemini VGS84 zon 35 olarak seçiyorum. İstanbul 35. zonda olduğu için. Buraya yaş ve litoloji adında iki tane katman ekliyorum arkadaşlar. Jeolojik yaş ve litolojik birim. İkisini de text yapıyorum. Bir de buraya kod diyelim. Kod olarak da onu da text diyelim. Bir de file oluşturacağız şimdi. Sağ tıklayarak new future class file'lar diyelim. Line olsun. File'da da tip olsun arkadaşlar. Bir de açıklama olsun. Editörü başlatıyorum arkadaşlar. Şuradaki kırmızı gördükleriniz mesela fay. Örnek olarak bir fay çizelim. Create Feature'a geliyorum. Şu fayı şuradan bir kalınlaştırayım önce simgesini. 2 puntoda olsun. 2 kalınlıkta olsun. Geldim harita üzerine. Tık. Tık. Çift tık bitir. Hemen şöyle yapıyorum. İstanbul klibi kapattığımda, Bing Hibrid'i açtığımda altta ne var bir bakalım. Fay hattı nereden geçiyor? Buradan direkt hemen görebiliyorsunuz. Bakın. Tekrar İstanbul'u açıyorum. Şunları kaldıralım artık. Yanlış şeyi kaldırdım. Klip İstanbul. Hocam bu yayını kaydedecek misiniz demiş. Evet. Kaydediyorum arkadaşlar. Bittikten sonra da izleyebilirsiniz. Yine bakın fay hattını buradan çiziyorum. Bursa şehir merkezine geldik. Fay hattının geçtiği alan arkadaşlar bu. Şöyle kapatarak fay hattının nereden geçtiğini uydu görüntüsü üzerinden bakabilirsiniz. Şehrin merkezinden. Şaşırdık mı? Hayır.
Yine İnegöl. Fay hatlarını çizdim. Şimdi bir de litolojik, jeolojik bilmem. Şimdi fayı kapatıyorum. Jeolojik yapıya örnek göstereyim. Önce küçük bir birim çizelim arkadaşlar burada. Şu yandan da şeyi açalım. Burası İstanbul paftası. Dejantımızı açalım. Bunların ne anlama geldiğini oradan bakalım arkadaşlar. Nerede? Şurada. Önce bir çizelim. Mesela üzerinde P yazan simgeli kısma. Jeolojik yapıya tıkladım. Tık tık tık. Çiziyorum. Sağ tıkladım arkadaşlar. Streaming diyorum. Kalemle çiziyorum şu an. Faremi hareket ettirerek kalemle çizer gibi çiziyorum. Daha estetik bir çizim. Daha estetik ve daha kolay bir çizim sunar sizlere bu. Çift tık bitir. Burası neymiş arkadaşlar? P ve mor renkte. Pardon. Karbonatlar ve yer kırıntıları diyor. Permiyen yaş. P permiyenmiş. Etrüps'e geliyorum. Yaşa permiyen diyorum. Karbonatlar ve kırıntılar diyorum. Koda da büyük P diyorum. Şimdi jeolojik yapıya çift tıklıyorum arkadaşlar. Sembolojiden kategoriyes. Buradan yaşa tıklıyorum. Ed value diyorum. Permiyen. Şimdi bunun yanındaki şu moru çizmeden önce bir de şurada bir birim var. Burayı çizelim. Sırayla gidelim. Yine create future diyorum. Burası da bakın kırmızılı yeşilli. Hocam ortada kesik çizgiler neyi temsil eder? Kesik çizgiler hemen neyi temsil ettiğine lejanta gelip bakabiliriz arkadaşlar. Lejantta faylarla alakalı da bir açıklama vardır. Buraya geliyoruz. Lejantımıza. Bakın normal çizgiler aktif fay iken kesikli çizgiler olası aktif faymış. Gördüğünüz gibi her şeyimiz lejantımızda mevcut. Burası da pelajik kireç taşı üst senoniyenmiş arkadaşlar. Ne diyoruz? Yaşa. Üst senoniyen. Pelajik kireç taşı simge var mı yok? Var. K2S. Şimdi arkadaşlar bunlara esas zor olan kısım. Bunlara komşu olan yerler nasıl çizilecek? Bakın şunları kapattığımızda. Bu katmanlar burada. Şimdi mesela alüvyon olarak bu lejanda nereden ulaşabiliriz? Lejanda arkadaşlar MTA'nın genel müdürlüğü, hizmetler, harita hizmetleri, jeoloji haritalarının altında 500 bin ölçekli şurada. 500 bin ölçekli jeoloji haritaları kısmından ulaşabilirsiniz. Nerede kaldık? Buraya sınır olan şu bakın PT yazan mor kısım var arkadaşlar. Orada bir aşama olarak göstereceğim. Şimdi şu kısmı çizelim öncelikle. Create Future diyorum. Şuradan başlıyorum. Daha sonra birleştireceğim orayı. Yine sağ tıklayarak streaming'i aktif hale getiriyorum arkadaşlar. Sağ tıkladım ve streaming'i aktif hale getirdim. Yayına yeni katılan arkadaşlar canlı yayını beğenirseniz memnun olurum. Streaming ile çizelim.
Şimdi arkadaşlar trace tool'unu elimize alıyoruz. Trace ve biraz önceki çizdiğimiz kenarları takip ettiriyoruz. Bittiği noktaya gelince sol tık yapıyoruz. Daha sonra stretch segment ile serbest çizimi elimize alıyoruz. Yine sağ tıklayarak streaming ben hızlı olsun diye biraz daha hızlı çiziyorum da burada kendiniz çizerken biraz daha dikkat ederek çizebilirsiniz arkadaşlar. Bitirdim. Burası neymiş? PT'ymiş arkadaşlar. PT'ye bakıyorum. PT ne anlama geliyormuş? Legend'dan bakıyoruz. Şöyle alta indik. PT Permotirias. Yaşa. Permotirias. Litolojisi neymiş arkadaşlar? Kırıntılar ve karbonatlar. Kodumuz, simgemiz neymiş? PT. Gördüğünüz gibi. Çift tıklıyorum şimdi jeolojik yapı katmanına. Add value'dan diğerlerini de ekliyorum. Bakın. Aynı sembolleri vermek istiyorum. Buradaki üstten oynayan kireç taşı arkadaşlar. Style referansa tıklayarak buradan geologi 24K'yı seçiyoruz ve burada arkadaşlar limestone, kireç taşı sembolü var. Arka plana şöyle bir renkli galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Pelajik kireç taşının. Bunun tersi bakın. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Angle açıya 90 yapıyoruz. Ve arka rengimiz böyle ama çizgiler kırmızı renk. Şöyle. Dış çizgide kırmızı renk. Mesela permotirias nasılmış? Mor. Şu. Şöyle bir renk. Bakın. Haritamız şekillenmeye başladı. Devam edelim. Mesela burada bir alüvyal dolgu var. Bursa şehir merkezi. Onu çizelim. Arada arkadaşlar editörden save edit yaparak yapmış olduğumuz, çizmiş olduğumuz işlemlere kaydedelim ki boşa emek harcamayalım. Arada kapandığı zaman falan bilgisayara ya da program gidebilir yaptıklarımız. Create Future diyoruz. Streaming ile çiziyoruz. Bu streaming'i iptal etmek için arkadaşlar sağa tıklayarak edebilirsiniz. Aktif hale getirmek için yine. Sınıra geldik. Sınırda ne yapıyorduk? Trace. Trace tool. Bittiğinde straight segment yine streaming. Durmuş Ali Tekdemar, emeğinize sağlık hocam, hayır akşamlar demiş. Teşekkürler Durmuş Ali Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Burada bitirdim arkadaşlar. Çift tıkalım. Burası kuaterner alüvyon. Bunun simgesi neymiş? Bakalım. Q oluyor genelde. Q. Bir de arkadaşlar bir güzel bir özellik daha göstereceğim size de. Şurada. Şuranın da tamamlanması mı gerekiyor? Şu KS2S'yi de yapalım. Create feature diyorum. Trace tool'u alıyorum elime arkadaşlar. Hop. Stretch segment alıyorum. Tekrar trace tool'u alıyorum. Yani bir parçayı çizeceğiniz zaman arkadaşlar o görünen bütün tamamını çizmenize gerek yok. Parça parça çizip nasıl birleştirebileceğinizi göstereceğim şimdi size. Şu an ben mesela bu alanın tamamını çizmeyeceğim. Tamamını derken bakın bu devam ediyor buraya kadar. Tamamını çizmeyeceğim. Şu an gördüğüm alan kadarını çizip yani şuraya kadarını çizip sonrasına sonra çizip bu alan ile birleştireceğim arkadaşlar. Çift tıkladım. Burası neydi? K2S. Hemen lejantımıza gidiyoruz. Üst senonyen kırıntılılar ve karbonatlar. Şimdi arkadaşlar bir sıkıntı baş gösterdi. Fark ettiyseniz. İki tane üst senonyenimiz oldu. Farklı simgelerde gösterilmesi gerekiyor. Aynı simgede gösterildi. O konuya geleceğim birazdan. Ondan önce şuradaki bölgeyi mesela otomatik kapatmayı göstereceğim sizlere. Create feature diyorum. Jeolojik yapı diyorum. Auto complete polygon diyorum buradan. Tık. Tık. Çift tık. Bu alanı tamamladım. Gördüğünüz gibi. Burada mesela yanlışlıkla bir poligon çizilmiş. Burada çift tıklıyorum. Buraya siliyorum. Şunu da siliyorum. Şimdi yeniden şu boşluğu hızlı dolduracağım. Jeolojik yapı diyorum. Auto complete poligon diyorum. Tık tık çift tık. Bu alanı bitirdim. Bu alan arkadaşlar ne? Şuradaki morla aynı bakın. Mustafa Zeybek yazmış. Şu ikisini seçip editörden merge diyorum. Permoterias'la birleştiriyorum. Daha sonra çift tıklıyorum arkadaşlar. Zamana ve litolojik birime göre farklı farklı renklendirmek istiyorum. Semboloji kategorisinden Unique Value Manifold diyorum. Üstten yaşı, alttan litolojiyi seçiyorum. Add all value diyorum. Şimdi bakın. Kuaterner alüvyon. Şöyle yapalım onu. Çizdiklerim. Daha sonra üst senonyen pelajik kireç taşı. Ne yapmıştık bunu arkadaşlar? Kireç taşına açısını 90 derece, iç dolgusunu şu renk, çizgileri kırmızı renk, dışında kırmızı renk yapmıştık. Bu pelajik kireç taşıydı. Ama üst senonyen kırıntılar ve karbonatlar direkt bu renk yaptık. Daha sonra permiyeni şu renk yapmıştık. Yok pardon, permoteriyası bu renk yaptık. Permiyeni şu renk yaptık. Lejanta göre bu şekilde arkadaşlar çizerek haritaya devam edebiliriz. Şimdilik bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Bugünlük yayınımızın sonuna geldik arkadaşlar. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Sorularınız varsa alabilirim. Sormak istediğiniz
bu konuyla alakalı, başka konularla alakalı bana sormak istediğiniz, danışmak istediğiniz konular, sorular varsa alabilirim. Hocam bir gün arç sistem kamulaştırma da yapalım mı demiş MT. Olabilir arkadaşlar. Sizlerin istekleri doğrultusunda canlı yayınlara yön verebiliriz. Bugün bir network analizle alakalı bir istek geldi. Network analizi değerlendirme aldık. Benim de istediğim bir konuydu. Onu düşünebiliriz. Ahmet hocam, öz nitelik tablosunda string bir veriyi numerik hale nasıl getirebiliriz acaba? Bunun için şöyle yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle burada mesela string olan bir katman varsa yeni bir field açıyorsunuz. Sayı tipinde bir field açıyorsunuz. String'teki veriyi oraya yazdırıyorsunuz. Önünde sonunda arasında boşluk vesaire varsa onları değiştirmeniz, silmeniz gerekiyor. Nasıl yapıyorsunuz? Mesela burada sayıların önünde sonunda boşluk var. Editörü başlatıyorsunuz ve buradan Find and Replace'den boşlukları siliyorsunuz arkadaşlar. Serdar Erdoğan. Hocam ben fil ile ilgili sizi bekliyorum. Evet Serdar Bey, bağlanacağım size birazdan. Tamam arkadaşlar, başka soru yok zannedersem. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Bir dahaki yayında görüşmek üzere.